5 tane okulun çıkış saatlerinin aynı ana denk gelmesi. Bu yüzden orada bir yoğunluk oluşuyor. Tabii ne kadar sık çıkartsak da araçları bir sıkıntı yaşanıyor. Hatta 3 tane otobüsümüz var, onları da gönderiyoruz. Aynı anda çıkıştan dolayı sirkülasyon fazla oluyor. Onun için bir sıkıntı yaşanıyor. Bunun çözümü de okulların 15'er dakika farklı çıkışı yapılabilirse bu problem ortadan kalkacaktır. Bu şimdi geçici süreli bir çözüm. Gerçek çözüm ise araçların değişimiyle ilgili. Büyükşehir'in bu konuda bir çalışması var. Ordu Büyükşehir'de yaptığı gibi. Fakat araya pandemi girdi. Pandemiden dolayı bu işi bitiremedik. Ama yakın bir gelecekte araçlarımız büyüyecek. Daha modern araçlar olacak. Ondan sonraki bu çözüm ortadan kalkacaktır. Tabii biz 5 yıldır dolmuşlarımızı büyütün diyoruz Büyükşehir'e. Ancak işte tam bir yere geldik, pandemi girdi. Pandemi dolayısıyla ertelendi. Şimdi pandeminin geçişiyle beraber bu çalışma bitirilecektir. Güzel bir çalışması var Büyükşehir'in bu konuda. Yani o Ünye'nin yolcusuna layık, modern, engelli rampalı araçlarla taşıma yapacağız. Tabii kart sistemine geçilecek. O zaman bu sorun çok daha kolay çözülecektir. Burada şöyle bir sıkıntı var. İşte İçat'taki arkadaşlar, işte biz para kazanamıyoruz, araç değişimi bize yük olur diye bir haklı bir talepleri var. İşte bize bu konuda nasıl yardımcı olacaksınız, ne gibi teşvik vereceksiniz gibi söylemleri var. İşte onlarla bir araya gelip oturup konuşup anlaşıp Büyükşehir'in önderliğinde bu çalışmayı bitireceğiz. Fakat şu dönem çok kötü. Mazota gelen zam, işçi yevmiyelerine, şoförlere gelen zam bizi bitiriyor. Biz günlük 450-500 lira mazot yakıyoruz. 200 lira şoföre yevmiye veriyoruz. İşte yaklaşık 100 lira kadar da işte onların yemesi, içmesi, harcamaları tutuyor. O parayı biz kazanacağız. Ondan sonra bu araç sahibine para kalacak. Çok sıkıntılı bir dönem yani. Ve özellikle bu mazot fiyatları konusunda bir çalışma yapılmalı. Ya Büyükşehir teşvik verecek, ya işte ticari araçların ÖTV'si, KDV'si bir şeysi kaldırılacak. Yoksa bunun altından çıkmak yolcularımızı dahi taşıyabilmek için, daha kaliteli taşıyabilmek için araçlarımızı değiştirmek istiyoruz. Biz sanayiden de çıkamıyoruz. Araçlar arıza yapıyor. 15 yıllık, 20 yıllık araçlarla çalışıyoruz. Bu yakışmıyor zaten Ünye'ye. Ünye'ye yakışan bir araç şeklini getirip bir düzene koymak isteriz. Şimdi okullar ayrı ayrı çıkarsa biz bunları daha seyrek taşırız. Öğrencileri pandemiye uygun taşırız. Ama işte 5 tane okulun aynı anda çıkışıyla öğrenciler de soğuk hava beklemek de istemez tabii yolcu haklı olarak. Doluşuyorlar araçlara. Yoldaki yolcuya da problem oluyor. Onları da alamıyoruz bu sefer. Onun için bu uygulama yapılırsa 15'er dakika arayla okullar paydos ederse öğrenci sıkışıklığı da olmaz. Biz tabii biraz daha araçlarımızı sıklaştırırız. Çözümü öyle buluruz ancak.